Efendim. Şimdi sıradaki haberle ilgili kulağıma bir şey söyledi de Remzi. Hiç racon kestin mi hayatında dedi. Benim öyle o ayaklarda bezim yoktur. Bilmem de yani o tarzda bir insan olmadığım için. Ama racon kesmek önemlidir. Yani onu bilen bilir. Şimdi geldi özür dilerim buradayım. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz hafta racon kesenler vardı. İşte ip atanlar, şöyle yapanlar, bir atanlar. İşte o ipi alanlar, askıya asanlar, dilsiz uşağı asanlar. Ne bileyim işte yeraltı dünyasının önemli isimleriyle fotoğraf vermeler filan. Yani kimi kastediyorum? İyi Parti ile MHP'yi, yani Musavvat Dervişoğlu ile Devlet Bahçeli'yi. Bugün Anıtkabir'de birlikteydiler ve işte izleyeceğiniz bu görüntü ortaya çıktı. Aslında bakıyorsunuz gerçekten raconu kesmek bile siyaseten. Görüntülerin adresi Anıtkabir. Aynı siyasi geleneğe sahip ancak ayrı yollardan siyasete devam eden iki isim Bahçeli ve Dervişoğlu Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde böyle sıkıştı. Oysa ki birkaç gün önce iki isim PKK lideri Öcalan üzerinden karşı karşıya geldi. Meclis kürsüsünden Urgan fırlatıldı. Bahçeli Urgan'ı alarak odasındaki dilsiz uşağı astı. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini kastettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna al. Hiç kimse bizimle Türk'le hizmet kulvarında yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler. O bayrağı heveslerinin kursaklarında teker teker bırakır, burunlarından fitil fitil getirir. Sen bizi ne zannediyorsun? Biz saray muhafızı değil, Türk milliyetçileriz. Benzer görüntüler Cumhuriyet'in 100. yılında geçtiğimiz yıl yine aynı yerde kaydedildi. Siyaset üzerinden birbirlerine sert ifadeler sarf eden o dönemin İyi Parti lideri Akşener ve MHP Genel Başkanı Bahçeli tartışmalarının ardından yine birbirlerine el uzattı, hal hatır sordu. Bilmiyorum, bazen siyasetten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği yok. Şey demiş bir tanesi, sen zaten racon kesme demiş bana bir tanesi. Öyle bir şey tarzım yok, merak etmeyin. Bu akşam size kırmızı takım yakışırdı demiş. Kırmızı takım mı? Yani abarttınız olayı. Kırmızı takım. Hani kravata düz kravat taksan diye bir eleştiri yapabilirsin ama kırmızı takım demiş bir tanesi. Enteresan ya. İnsanları anlamakta. Peki şunu söyleyeyim ya. Şöyle bir soru sorayım size. Fotoğraflarınızı bekliyoruz. Gel hazırlayın. Verin o zaman ondan sonra söyleyeyim. Verin fotoğrafları. Ersoy abi sizin de fotoğrafınız geldi ama çok var fotoğraf. Ondan yayınlayamıyorum. Kusura bakma. Yani özele de atanlar var. Geldi kim? Ahmet Bey ve ailesi. Dedi ki her yaştan gönderebilirsiniz. İşte bir herhalde babaanne veya artık torun, dede veya artık bilmiyoruz. Ve bu şekilde güzel bir görüntü. Gelsin başka bir görüntü. Tarık. Tarık'ın oğlu Tarık. Tarık'ın oğlu Tarık mı bu? Hadi bakalım. Tarık'ın oğlu Tarık da geldi. Evet, bu şekilde bir cumhuriyet kutlaması. Bu da kim? Emin Veybe kızı birinci meclisin önündeler. Bu güzel fotoğrafı da bizimle paylaşmışlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bir soru soracağım size. Hani şimdi bu projenin ismi kardeşlik projesi diyor ya Devlet Bahçeli. Kardeşlik projesi. Kardeşlik projesi diye bir proje olabilir mi diye bir soru soracağım size. Kardeşlik projesi. Yani bunu diyor kardeşlikle çözebiliriz diyor. Arkadaş dün Figen Hanım'ı dinliyorum. Figen Çalıkuş'un çok güzel bir tabir vardı. Çok da faydalı bir YouTube'du. Bırakın dedi kardeşliği mardeşliği ya. Biz dedi aynı anadan babadan mıyız arkadaş dedi. Çok güzel. Şimdi aynı şeyi ben söylüyorum. Bırakın kardeşliği filan. O duygusal söylemleri de bırakın. Kardeşiz, dostuz, arkadaşız, şöyleyiz, cankuşuz filan. Hayır. Biz aynı anadan babadan filan değiliz. Bu sınırlar içerisinde, misaki milli sınırları içerisinde ulus devlet olarak adlandırdığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer yurttaşıyız. Eşitlik üstüne kuracaksanız kurun bunu. Ya çok güzel bir tabir. Yok kardeşlik edebiyatı, yok dostluk edebiyatı. Hayır, eşitlik edebiyatı üstüne kur. Eşit yurttaşlık.
Bunun üstüne kurmak istiyorsan eğer bu çözüm yöntemini ne âlâ. Yoksa öyle yok kardeşlikmiş, yok dostlukmuş, yok tutacak filan bir şey değil. Siyaseten yapılan. Eşitlik üstüne kuruyorsan fırsat eşitliğini herkese demokraside, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde yansıtabiliyorsan olay budur zaten. Bitmiştir. Eğitimde eşitlik, adalette eşitlik, gelir dağılımında eşitlik, vergi ödemede eşitlik, eşitlik, eşitlik bitti. O kadar. Kurabileceksen onunla kuracaksın, kurmanız gerekir. Erdoğan bu arada Beştepe'de konuşmalarında